Merhabalar, İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 103 matematik bir dersinin çalışma sorularının 7 yedinci, yedincisinin çözümlerine devam ediyoruz. Altının A şıkkında x kare çarpı ln x integrali var. Bunu çözmeye çalışalım. Kısmi integrasyonla yapabiliriz. Burada diyelim ki ln x'in türevini alabilirim, integralini alamam. ln x'e u diyelim, ln x eşittir u dx x kare dx eşittir dv x kare dx eşittir dv ln x'in türevi 1 bölü x dx eşittir du x karenin integrali x küp bölü 3 eşittir v formülümüzü uygularsak u çarpı v x küp bölü 3 çarpı ln x eksi integral v du v x küp bölü 3 du ise 1 bölü x dx dan x küp bölü 3 elen x diğer taraftan integral x eksi integral x kare bölü 3 dx x küp bölü 3 elen x eksi bunun integralini alırsak üstünü bir artırıp üstüne böldüğüm zaman x küp bölü 9 elde ederim artı integral sabiti. 6'nın b şıkkında x çarpı elen x'in karesi şeklinde bir integralimiz var. kısmı integrasyonla yapabiliriz. Ln in x'in karesine u diyelim. x dx eşittir dv diyelim. Ln x'in karesinin türevini alırsam 2 çarpı kuvveti bir azalttım. Ln oldu. Sonra içinin türevinden ln x dx eşittir du. Burada ise integralini alırsam x kare bölü 2 eşittir v yapar. Formülümüzü uyguladığımız zaman x kare bölü 2 çarpı ln x'in karesi u çarpı v eksi integral v du. Burada ise ne gelir? Şundan x'in çarpımından şu ikiler gider. Bir tane x'ler gider. Yanılmıyorsam hata yapmadıysak x çarpı ln x x çarpı ln x dx kalır. Burada da kısmı integrasyon uygulayalım. Tekrar ln u diyelim. x dx eşittir dv diyelim. 1 bölü x dx eşittir du. x kare bölü 2 eşittir v. Şurada öncelikle x kare bölü 2 çarpı elen x'in karesi. Bunu yazalım. Eksi. Şöyle büyük bir parantez açayım. İkinci integral için kısmı integrasyon formülü uygulayalım. u çarpı v x kare ln x bölü 2 eksi integral v du yani x bölü 2 d x kalır. x kare bölü 2 çarpı ln x'in karesi eksi x kare ln x bölü 2. Buradan da x ile eksi ile eksinin çarpımı artı artı x'in integrali x kare bölü 2. Bir de aşağıda 2 olduğu için 4 artı C şeklinde bitirmiş olduk. 6'nın C şıkkında cos kare x bölü 1 artı sinüs 2x şeklinde bir integralimiz var. Burada başka yöntem kullanılabilir mi bilmiyorum. Pek aklıma gelen bir yöntem yok ama çok basit bir şekilde çıkabilecek bir yöntemimiz var. Cos kare ve sinüs 2x. Sinüs 2x'i de sinüs x çarpı kosinüs x olarak düşünürsem burada da 2 var. Burada da 2 tane trigonometrik ifadenin çarpımı. Yani derece 2 olarak düşünebilirim. Derecesi 2 olduğu için daha doğrusu daha genel haliyle çift olduğu için bu tarz integrallerde bu tarz integrallerde tanjant tanjant x eşittir u. Dereceler çift olduğu için tek olduğu durumlarda tanjant x bölü 2 eşittir u dönüşümü kullanılır. Tanjant x eşittir u ise, şurası x olsun, tanjantı u, burası u, burası 1, burası da 1 artı u kare karekök içinde. Bize ne lazım başka? Dx lazım, kosinus x lazım, sinüs x lazım. Bunların hepsini hesaplamamız lazım. Tanjantın türevi, sekant kare x dx eşittir du. Buradan dx eşittir. Sekant kareyi 1 bölü kos kare olarak düşünürsem o buraya geçer. Kos kare x du. Kos kare x'i hesaplayalım. Kosinüs x nedir? Komşusu 1. 1 bölü kare kök içinde 1 artı u kare. Yani 1 bölü 1 artı u kare yapar. Karesini aldığımız zaman du. dx'i hesapladık. Sonrasında kosinüs x lazım bize. O zaten kolaylıkla elde edilebilir. 1 bölü kare kök içinde 1 artı u kare. Bir de sinüs 2x lazım. Sinüs 2x içinde 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x yarım açı formülünü kullanırsak 2 çarpı sinüs x u bölü kare kök içinde 1 artı u kare çarpı kosinüs x 1 bölü kare kök içinde 1 artı u kare. Şimdi götürelim bunları yerleştirelim. Kos kare x ne olur? Kos kare x şu. 1 bölü 1 artı u kare çarpı dx 1 bölü 1 artı u kare du 1 artı sinüs 2x sinüs 2x de şu geldi 2u bölü 1 artı u kare geldi. Bunları düzenlersem 1 bölü 1 artı u karenin karesi gelir yukarıda aşağıda ise şu işlemi yaparsam u kare artı 2 u artı 1 yani u artı 1'in karesi bölü 1 artı u kare gelir. Şuraya da du'muzu yerleştirelim. Burada 1 artı u karelerin birer tanesi gider. Şunlar ara basamak olsun ve şuradan devam edelim. İntegralimiz şuna dönüşmüş oldu. Yukarıda 1 bölü 1 artı u kare kaldı. Aşağıda ise U artı 1'in karesi kaldı. U artı 1'in karesi. Düzenlediğimiz zaman bunlar bu duruma gelmiş olacak. Ve D U var. Burada basit kesirlere ayırma yöntemi kullanacağız. Şurada aşağıda ayıralım ve yukarıya yerleştirelim. Bir artı U kare var. Bir de U artı 1'in karesi var. U artı 1'in karesiyle başlayayım. Onun için şunları yazmam gerekecek. A bölü U artı 1 artı U artı 1'in karesi olduğu için B bölü, B bölü U artı 1'in karesi demem gerekir. 1 artı U kare çarpanlarına ayrılamayan bir ifade olduğu için yukarıya birinci dereceden bir polinom. C U artı D şeklinde bir polinom yazarız. Buraya da 1 artı U kare. Burada 1 eşittir. A'yı neyle genişletmem lazım? A'yı 1 artı U, U artı 1 bir de bir de şununla 1 artı u kare b'yi şununla çarpıyorum 1 artı u'lar u'ların karesi tamam 1 artı u kare ile çarpıyorum artı c u artı d'yi ise c u artı d'yi ne ile çarpıyorum u artı 1'in karesi onu da açarak yazayım u kare artı 2 u artı 1 ile çarpıyorum Şimdi bu ifadeyi açmadan katsayıların ne olduğunu bulmaya çalışacağım. U küplerin katsayılarını sayıyorum. Buradan U küp gelebilecek durum U ile U karenin çarpımından. Yani A U küp gelir. Buradan U küp gelmez. Buradan C U ile U karenin çarpımından C U küp gelir. D ile çarpımlardan U küp gelmez. A ile C'nin toplamı sıfır olmalı. Bunlar U küplerin katsayıları. U karelere bakarsam. Bununla çarparken gelmez u kare. Şuradan 1 ile u kare çarpımından u kare gelir. Başında da a olduğu için a u kare. Ortadan b u kare. c u ile 2 u'dan 2 c. 2 c u kare. Buradan da d u kare. Artı d u kare. Bunların toplamı da 0 olmalı. u'lara bakarsam şuradan bir u gelir. Başında da a olduğu için a u. Başka u gelmez birinci taraftan. b'den u gelmez. c'den. C U ile birinci çarpımından C U gelir. D'den 2 D U gelir. U'ların kat sayısı da 0. Sabit olarak bakarsam U ile çarpımlardan sabit gelmez. 1 1 buradan A gelir. Ortadan B gelir. C U ile çarpımlardan sabit gelmez. D ile 1'in çarpımından D gelir. Bu da 1 olmalı. Şimdi bu denklem sistemini çözmeye çalışalım. A artı C 0 olduğu için... A artı C sıfır olduğu için şurada D sıfır gelmeli. D eşittir sıfır. D eşittir sıfır olursa ve A artı C eşittir sıfır olduğu için C yerine de eksi A yazarsam yeni denklemlerime bakayım. C'lerin yerine eksi A yazayım. D'lerin yerine sıfır yazayım. İkinci denklem şu olmuş olur. A artı B. C yerine eksi A yazdığım için eksi 2A. D yerine de sıfır. Bu sıfır geldi. Yani bu da aslında B eşittir A verir bize. Şurası eksi A karşıya atarsam B eşittir A veriyor. Üçüncü denklemde A artı C. C yerine eksi A yazdığım için zaten üçüncü denklemi halletmiştik. Onu geçiyorum. A artı B artı D. A artı B 2 A yapar. A ile B eşitti. D yerine de sıfır geldiği için orası sağ tarafta bir olduğu için bu denklem elde edilir. A eşittir 1 bölü 2. B de A'ya eşit olduğu için 1 bölü 2. C de A'nın tersi olduğu için eksi 1 bölü 2. D'yi de 0 olarak bulmuştuk. O zaman gelelim bu integrale. Şu integrali basit kesirlere ayırmıştık. Buraya sığmayacak. Aşağıdan devam edeyim. A'yı ne olarak bulduk? 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü U artı 1. B'yi 1 bölü 2 olarak bulduk. 1 bölü 2 1 bölü U artı 1'in karesi. C'yi ise C'yi eksi 1 bölü 2 olarak bulduk. Eksi 1 bölü 2 U bölü 1 artı U kare. D'yi de 0 bulmuştuk. Onu da yazmaya gerek yok. D U. Bunu integre edersem 1 bölü 2 ln mutlak değer içinde U artı 1. Burası 1 bölü x kare gibi şeylerin integralini düşünürsek eksi 1 bölü 2 1 bölü u artı 1 gelir bunun integrali. Burada da şunun türevi yukarıda yaklaşık olarak var. 2 u geliyor ama yukarıda u var. O zaman bu elenli bir ifade olması lazım. Elen 1 artı u kareyi kontrol edersek türevini kontrol edersek ne verir bize? 2 u bölü 1 artı u kare verir. Ama burada U olduğu için 2 fazlalık gelmiş. O zaman şuraya bir tane daha 2 koyarım. Artı C yazarım. U'larımız da neydi? Onu da yazmakla uğraşmayayım. U neydi? Tanjant X'ti. Sorunun başına dönelim. Tanjant X eşittir U idi. Burada da şurada U gördüğümüz her yere tanjant X yazıyoruz. 6'nın D şıkkında kosinüs ln x var. Öncelikle bu ln x'den kurtulalım. Nasıl kurtulalım? ln x eşittir t dersem 1 bölü x dx eşittir dt yapar. Buradan x'e ihtiyacım var. x'i çekersem x eşittir e üzeri t yapar. O halde dx eşittir e üzeri t çarpı dt elde edilir. Bunu yerleştirelim. Kosinus ln x kosinus t yaptı dx yerine de e üzeri t çarpı dt koyduk. Burada bas e, kısmi integrasyon uygulayacağım. e üzeri x eşittir u olsun. Kosinus ilk kosünüs, bunlar e üzeri şurası ne olacaktı? e üzeri t olacak. Şunu düzeltelim. Burası e üzeri t. Bu da e üzeri t. e üzeri t eşittir U kosinus T çarpı DT eşittir DV olursa türevini aldığımız zaman E üzeri T çarpı DT eşittir DU kosinüsünün integrali sinüs T eşittir V. Kısmi integrasyon formülünü uygularsam U çarpı V E üzeri T Şurası V. E üzeri T. U çarpı V. E üzeri T çarpı sinüs T. Eksi integral V D U. V D U'dan da E üzeri T çarpı sinüs T D t gelir. Şimdi şöyle başlayalım. I diyelim. I integralimiz bizim başlangıç integralimiz şu. Kosinüs T çarpı E üzeri T D t. Şu an elimizde şu var. E üzeri t çarpı sinüs t eksi integral. Eksi integral şu. Bu integral içinde kısmi integrasyon uygulamam gerekecek. Diyelim ki e üzeri t eşittir u. Sinüs t dt eşittir d ve e üzeri t'nin türevi e üzeri t. e üzeri t dt eşittir d u. Sinüsün integrali eksi kosinüs t eşittir v. Şurası için kısmi integrasyon uyguluyorum. U çarpı v, eksi e üzeri t çarpı kosinüs t eksi integral v du v du da e üzeri t çarpı eksi kosinüs t. O zaman şurayı artı yapabilirim dt. Şurası da I olmuş oldu çünkü kosinüs t çarpı e üzeri t dt integraline I demiştim. O zaman I eşittir. E üzeri T çarpı sinüs T eksi eksi eksi, eksi artı oldu. Şurasını artı diyeyim. E üzeri T çarpı kosinüs T. Şurası da eksi geldi. Yani eksi I. I'ları şu I'yı diğer tarafa atarsam 2 I E üzeri T çarpı sinüs T artı kosinüs T olarak yazabilirim. O zaman I integralimiz de çözülmüş oldu. E üzeri T çarpı sinüs T artı kosinüs T bölü 2 olarak integralimizi bulmuş olduk. Altının E şıkkında sinüs X çarpı ln kotanjant X var. Burada kısmi integrasyonla yapabileceğimizi düşünüyorum. Elenin integralini almak zor olacağı için buna bunun türevini almak isteyelim. Yani buna u diyelim. Sinüs x'in in integralini alabilirim. Sinüs x dx eşittir. dv diyelim. Bunun türevini alınca içinin türevi bölü içi. Kotanjantın türevi eksi kosekant kare x olur. Ezbere bilmiyorsak da çıkartabiliriz. Kotanjantı kosinüs bölü sinüs olarak düşünürsem bölüm kuralından kotanjantın türevini elde edebilirim. İçinin türevi bölü içi dx eşittir du. Burada da sinüsün integrali eksi kosinüs x eşittir v yapar. Kısmi integrasyon formülünü uygularsak eksi kosinüs x çarpı elen Elen kotanjant x u çarpı v eksi integral v du v ile du'nun çarpımından şunlar artı gelmiş olacak. Kosekant kareyi 1 bölü sinüs kare olarak düşünelim. Aşağıda kotanjant x var. Onu da kosinus x bölü sinüs x olarak düşünelim. u çarpı v idi. Yukarıya bir de kosinus x gelir. Şu kosinus x'ler gider. Sinüs x'ler de gider. 1 bölü sinüs x kalır. 1 bölü sinüs x de kosekant demektir. Eksi kosinus x çarpı elen kotanjant x eksi. 1 bölü sinüs x de diyebilirim. dx Kosekantın integralini hatırlayamayabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Bunu sinüs x ile genişletelim. Eksi kosinüs x çarpı elen kotanjant x eksi sinüs x bölü sin kare x gelir aşağısı. Onu da uzatmamak için direkt olarak 1 eksi cos kare x diyeyim. Şimdi bu aşamada bir dönüşüm uygulayalım. Şunu bir yazayım. Eksi kosinüs x elen kotanjant x. Şurada kosinüs x eşittir t diyelim. Kosinüs x eşittir t. Eksi sinüs x dx eşittir dt yapar. Şu eksiyi de dahil ederek Buna dt diyebilirim. Sinüs x dx dt oldu. Aşağısı da 1 eksi t kare oldu. Ya da şu eksi durabilir. Aşağıyı t kare eksi 1 yazabilirim. Devam ediyorum. Eksi kosinüs x çarpı elen kotanjant x eksi. Bunu da basit kesirlere ayırma yapalım. 1 bölü t kare eksi 1 t eksi 1 çarpı t artı 1 olarak düşünürsem a bölü t eksi 1 artı b bölü t artı 1. Buradan 1 eşittir a çarpı t artı 1 b çarpı t eksi 1. a artı b açtığımız zaman t'nin katsayısı olur bu 0 olmalı. Sabit olarak da a eksi b eşittir 1 olmalı. x'ini toplarsak 2a eşittir 1. A eşittir 1 bölü 2. B de A'nın tersi olmalı. Eksi 1 bölü 2. A 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü T eksi 1. Eksi 1 bölü 2. 1 bölü T. 1 bölü T artı 1. DT. Eksi kosinüs X. Elen kotanjant X. Eksi 1 bölü 2. Elen mutlak değer içinde T. Eksi 1. Şurası artı olur. Artı 1 bölü 2 elen mutlak değer. İçinde t artı 1 artı c. t neydi? t kosinus x'ti. Onu yazalım. Eksi kosinus x elen. Kotanjant x. Eksi 1 bölü 2 elen. Mutlak değer içinde kosinus x eksi 1. Artı 1 bölü 2 elen. Mutlak değer içinde kosinus x, x artı 1 artı C olarak sonucumuza ulaşırız. Altının F şıkkında kök içinde X var. Sonrasında da kosinüs hiperbolik kök X var. Burada öncelikle şu köklerden kurtulalım. Kök X eşittir T dersen 1 bölü 2 kök X türevi. Dx eşittir dt dt yapar. Dx'e çekersem Dx eşittir 2 kök x Dt Dx eşittir 2 kök x Kök x yerine de t yazabildiğim için 2 t dt yapar. Bunları yerleştirelim. Kök x yerine t koydum. t çarpı kosinus hiperbolik t. Dx yerine de 2 t dt Yani elimizde 2 t kare kosinus hiperbolik t dt var. Kısmi integrasyon yapalım bu aşamada. 2 t kare eşittir u olsun. Kosinus hiperbolik t dt eşittir dv olsun. 4 t dt eşittir u olur. Kosinus hiperbolik fonksiyonunun integrali sinüs hiperbolik olur. Eşittir ve kısmi integrasyonu uygularsak 2 t kare sinüs hiperbolik t u çarpı v eksi integral v d u 4 t sinüs hiperbolik t dt. 2 t kare sinüs hiperbolik t. Burası için yine kısmı integrasyon uygulayacağım. 4 t eşittir u. Sinüs hiperbolik t dt eşittir dv dersek 4 dt eşittir U Kosinus hiperbolik t sinüs hiperbolik fonksiyonunun integrali bu da eşittir ve ikinci integral için büyük bir parantez açıp kısmi integrasyon uygulayalım. 4t çarpı kosinus hiperbolik t u çarpı ve eksi integral v du yani 4 kosinus hiperbolik t dt eşittir 2 t kare sinüs hiperbolik t eksi 4 t kosinüs hiperbolik t. Burası artı yapar. Artı 4 kosinüs hiperbolik fonksiyonunun integrali sinüs hiperbolik t yapar. Artı c. T yerine de t yerine de kök x koyarsak cevaba ulaşmış oluruz. Altının g şıkkında yapabileceğimiz tek şey kısmı integrasyon. Bunun integralini alamayacağım için türevini alabileceğim için arc tanjant x'in karesine u diyelim. x dx'e e de dv diyelim. x dx eşittir dv. Türevini alırsam 2'yi başa attım. Arc x kuvveti biraz azalttım ve içinin türevi arc türevi 1 bölü 1 artı x kare dx eşittir du x'in integrali x kare bölü 2 eşittir v. Şuradan devam edeyim eşittirdiğim kısmı integrasyon uygularsam x kare bölü 2 çarpı arktanjant x'in karesi u çarpı v eksi integral v du ikiler birbirini götürür x kare bölü 1 artı x kare çarpı arctanjant x dx. Şimdi ikinci integral için tekrar bir kısmı integrasyona ihtiyacımız olacak. Şuna u diyelim. Arctanjant x eşittir u. X kare bölü 1 artı x kare dx eşittir dv. Art türevi 1 bölü 1 artı x kare dx eşittir du. Bunun integralini alalım. Bunun integrali nasıl alınır? Bunu şöyle düşüneyim öncelikle. Şu formatta yazalım. 1 artı x kare yukarıda x kare getirebilmek için şuraya eksi 1 koyuyorum. Şu an bunun integralini alacağız. Henüz almadık. Yeni bir formatta yazdık. Bunun integralini alınca birin integralinden x 1 bölü 1 artı x kareden de arctanjant x gelir. Bu bu da v olur. Şimdi kısmı integrasyonu uygulayacağım. Öncelikle şu terimimizi yazalım. x kare bölü 2 arctanjant x'in karesi u çarpı v eksi integral v du Değil, pardon. İkinci integral için kısmi integrasyonu uyguluyorum. U çarpı v, bunun bunun çarpımı x eksi arctanjant x çarpı arctanjant x u çarpı v eksi integral v du. Integral v du, bununla şunun çarpımı o da x eksi arctanjant x bölü bir artı x kare dx yapar. X kare bölü 2 art tanjant x'in karesi, eksiği dağıtırsam şöyle, x eksi art tanjant x çarpı art tanjant x eksi eksi artı yapar. Bu integralleri de ayırayım şöyle, x bölü 1 artı x kare dx artı Eksi art tanjant x bölü 1 artı x kare 1 artı x kare dx. Şu eksiyi dağıttık. Artı yaptık. Bunları da iki parçada yazmış oldum. İstersem şu eksiyi de şunun başına verebiliriz. x kare bölü 2 art tanjant x'in karesi eksi x çarpı Ark tanjant x çarpı ark tanjant x. Burası paydanın türevi yukarıda var. Bu elenli bir ifadedir. Elen 1 artı x kare yazmış olsam. türeviyle kontrol edeyim. Türevini alınca 2x bölü 1 artı x kare gelirdi. Burada x olduğu için 2 fazlalık gelmiş. Buraya 2'ye ikiye, ikiye böldüm. Burası için de şöyle yapalım. Ark tanjant x eşittir. T diyelim. 1 bölü 1 artı x kare dx eşittir dt yapar. Alt x yerine t dedim. dx bölü 1 artı x kare yerine de dt ye gelmiş oldu. Bunları düzenleyelim. x kare bölü 2. Alt tanjant x'in karesi eksi x eksi. Alt tanjant x çarpı alt tanjant x artı ln mutlak değer içinde 1 artı x kare bölü 2 eksi t idi t kare bölü 2 t kare bölü 2 gelir t yerine de hemen yerleştirelim tekrar uğraşmayalım arctanjant tanjant x koyalım t kare bölü 2 artı integral sabiti şeklinde integralimizi halletmiş olduk. Altının H şıkkı sinüslü kosinüslü sinüs 2x'li kosinüs 2x'li ifadeler var. Burada sinüs 2x eşittir t demiş olsam kosinüs 2x yapar. Sinüs 2x'in türevi başına da 2 gelir içinin türevinden. dx eşittir dt yapar. Bunları yerleştirmiş olsam yukarıda 4 kosinüs 2x. 2 kosinüs 2x dx'e dt diyebiliyormuşum. Yukarısı 2 dt olur. Aşağısı ise 2 eksi sin kare. 2 eksi t kare. Sinüs 2 x'e de t demiştim. Böyle yapabilirim. Bunu da basit kesirlere ayırma yapabilirim. Şöyle yapalım. 2 bölü 2 eksi t kareyi kök 2 eksi t çarpı kök 2 artı t şeklinde çarpanlarına ayırabilirim çarpı t. Bunu şöyle çarpanlarına ayıralım. Basit kesirleri ayıralım. a bölü kök 2 eksi t. b bölü kök 2 artı t ve c bölü t şeklinde basit kesirlere ayrılır. 2 eşittir. a'yı ne ile çarpmam lazım? Kök 2 artı t ve t ile çarpıyorum. b'yi ise 2 eksi kök t ve t ile çarpıyorum. C'yi bunların her ikisiyle de çarpmam lazım. Yani 2 eksi t kare ile çarpıyorum. Burada t eşittir 0 vermiş olsam t eşittir 0 a ve b kısımları gider. 2c eşittir 2. 2c eşittir 2 ve c eşittir 1 gelir. t'ye eksi kök 2 versem Sol tarafta 2 var. Burası sıfırlanır. Eksi kök 2 verdiğim için eksi kök 2 Şurayı yanlış yazdık. Evet şurayı düzeltelim. Burası kök 2 eksi t olacak. Kök 2 eksi t. T yerine eksi kök 2 koyduğum için şurası 2 kök 2 yapacak. 2 kök 2 2 kök 2. Dışarıda da t var. Şurada da çarpı t olduğu için 2 kök 2 t yerine de eksi kök 2 yazdığım için eksi 4 yapar. Eksi 4 b. Burada da t yerine eksi kök 2 yazarsam karesi 2 olacağı için c de gitmiş olur. b o zaman b o zaman eksi 1 bölü 2 gelir. t yerine kök 2 yazmış olsam bu sefer burası gider. 2 kök 2 burası da kök 2 olunca 4a yapar. 2 eşittir. 4 A C'li kısımda gitmiş olur. O zaman A eşittir. 1 bölü 2 gelir. Şimdi bunları yerleştirelim. İntegralimizin içine gelelim şimdi. İntegralin içine koyalım. A bölü kök 2 eksi T. A neydi? 1 bölü 2. Bunu ben eksi 1 bölü 2 yazayım. Paydayı da T eksi kök 2 formatında yazalım. B'yi eksi 1 bölük olarak bulmuşuz. Kök 2 artı t. C'yi C'yi 1 olarak bulmuşuz. Artı 1 bölü t dt. Bu da eksi 1 bölü 2 ln mutlak değer içinde t eksi kök 2 eksi 1 2 ln mutlak değer içinde t artı kök 2 ve artı ln t gelir. Artı c. T yerine de ne yazıyorduk? Sinüs 2x yazıyorduk. T eşittir. Sinüs 2x koyarsak cevaba ulaşmış oluruz. Altının i şıkkı zor gibi gözüken bir soru ama kolay bir soru. Bunları önce iki parçaya ayırmış olsam. Şu artı var. İki tane integralin toplam olarak yazarsam. Birinci kısımda şunlar gitmiş olacak. Ve sadece şu kalır. Ark tanjant 3x bölü 9x kare artı 1 kalır. dx diyelim. Artı ikinci parça şurası diyelim. Bunu bununla bölelim. 9x küp artı x. x'inde de x olduğu için bunu 9x kare artı 1 çarpı x olarak yazabilirim. Burada da şu parçalar gider ve ne kalıyor? Sadece x kalıyor yukarıda. x bölü aşağıda ise x artı 1'in karesi dx gelir. Şimdi burada ne yapalım? Burada da birinci kısım için şu dönüşümü kullanabiliriz. Art tanjant 3x eşittir t olsun. Bunun türevini alırsam, içinin türevinden 3, 3 bölü kare, e, aşağıda ise 1 artı 3x'in karesi, 9x kare dx eşittir dt yapar. Bu dönüşümü uygularsam, art tanjant 3x'e t demiştik, t dx bölü 1 artı 9x kareye de dt bölü 3 diyebiliyorum dt bölü 3. Bu çok basit bir integral haline geldi. İkinci kısım içinde, ikinci kısım içinde şöyle bir şey yapalım. X artı 1 eşittir e, u diyelim. Dx eşittir du yapar. X'i de çekersem x eşittir u eksi 1 yazılacak. X yerine u eksi 1 yazalım. U eksi 1. Dx ile du aynı. Aşağısı ise x artı 1'e u dediğim için u kare geldi t bölü 3'ün integrali t kare bölü 6 artı bunu da şöyle yazayım u'yu kareye bölünce 1 bölü u eksi 1'i u kareye bölünce eksi 1 bölü u kare du gelir t kare bölü 6 artı ln u eksi 1 bölü u karenin integrali 1 bölü u yapar artı c t kare bölü 2 t yerine ne koyuyorum arktanjant arktanjant 3x'in karesi bölü 6 elen u elen u yerine elen u yerine elen x artı 1 yazıyorum. Artı 1 bölü x artı 1 artı integral sabiti. Altının j şıkkını basit kesirlere ayırma metoduyla çözebiliriz. 2x küp artı x kare artı 2x eksi 1 bölü x kare artı 1 çarpı x kare eksi 1. X kare eksi 1 yerine de çarpanlarına ayırırsam x eksi 1 çarpı x artı 1 yazabilirim. X kare artı 1 için a x artı b yazıyorum çünkü x kare artı 1 çarpanlarına ayrılamaz. X eksi 1 için yukarıya bir c yazıyorum. c bölü x eksi 1. x artı 1'in yukarısına da d şeklinde bir sabit ekliyorum. 2x küp artı x kare artı 2x eksi 1 eşit olmalı. ax artı b çarpı paydaları eşitliyorum şimdi. Bunu neyle çarpmam lazım? Hem bununla hem bununla. Yani x kare eksi 1 ile çarpmam gerekiyor. c'yi ise x artı 1 ve x kare artı 1 ile çarpmam gerekiyor. D'yi x eksi 1 ve x kare artı 1 ile çarpmam gerekiyor. Şimdi bunları açmadan katsayıları tespit etmeye çalışacağım. X küplerin katsayıları ne gelir bu taraftan onlara bakmaya çalışıyorum. Ax ile x karenin çarpımından ax küp gelir. Başka buralardan x küp gelmez. Şuradan cx ve x kareden x küp gelir. Buradan d x ve x kareden x küp gelir. a c d. Bunların toplamı x küpün katsayısı sayısı 2 olduğu için 2 olmalı. x karelere geçiyorum. a x ile çarparken x kare gelmez. b ile çarparken b x kare gelir. Bunu yazalım. c x ile çarparken gelmez. Buradan bir tane x kare gelir. Başında da c olduğu için c x kare gelir. Son kısımdan x ile çarpımından gelmez. Buradan eksi x kare. Eksi d x kare. x karenin kat sol tarafta baktığım zaman 1. x'e bakalım. a x ile eksi 1'in çarpımından gelir. Eksi a. b ile çarparken gelmez. Şuradan x x küp geliyor. Buradan şuradan bir x ile 1'in çarpımından gelir. Eksi a artı c. 1 ile çarparken x gelmez. x küp gelir. Şuradan bir, bir tane x gelir. Artı d. 1 ile eksi 1 ile çarparken x gelmez. x'lerin kat sayısı da 2 olduğu için buraya 2 yazıyorum. Sabitlere bakalım. a x ile çarpımdan sabit gelmez. b ile eksi 1 eksi b gelir. Buradan 1 ile 1'in çarpımı başında c var. Buradan da eksi 1 ile 1'in çarpımı başında eksi d var. Bu da eksi 1 olmalı. Şu iki denklemi düşünürsem C artı D ya da birinci denklemden ikinci denklemi çıkartayım. C ve D'ler gider. İki tane A kalır. Toplayınca. Toplayınca değil. İkinciyi çıkartıyorum. İkinciye eksi verip birinciden, üçüncüye eksi verip birinciden çıkartıyorum. 2 A eşittir sıfır olacağı için buradan A eşittir sıfır gelir. Bir tanesini hallettik. A eşittir sıfır koyarsam onun öncesinde şunu da yapabilirim. Burada burada C eksi D'ler var ortak olarak. Çıkarttığım zaman ikinci denklemi C ve D'ler gider. 2B kalır. 2B eşittir 2. Bunların ikisinin birin ikinciyi eksiyle çarpıp topladığım zaman 2B eşittir 2. Yani B eşittir 1 gelir. A 0 B 1 olunca C ve D'yi bulmak kolay olacak. A 0 B 1 yazalım. C artı D Birinci denklemimiz A sıfır olduğu için 2. C eksi D B 1 olacağı için bu da sıfır. Buna bakmaya gerek yok aslında. C artı D A sıfır olduğu için yine bu denklem. C eksi D B 1 olduğu için yine aynı denklem. İkisinin toplamından da 2C eşittir 2. C eşittir 1. C 1 olursa D de 1 olur. Bunları tamamlamış olduk. O halde integralimiz ax artı b. ax artı b. a 0 olduğu için 0. b yerine 1 koyuyorum. 1 bölü x kare artı 1. c bölü x eksi 1. 1 bölü x eksi 1. Artı d bölü x artı 1. dx. integralini alırsam art x artı ln x eksi 1 artı ln x artı 1 artı c şeklinde bitirmiş oluyoruz. Altının k şıkkında kare kök içinde 1 eksi x kare kare kök içinde 1 artı x kare kare kök içinde 1 eksi x üzeri 4. Şimdi şunu ben çarpanını ayırırsam şöyle yazabilirim. Kare kök içinde 1 eksi x kare çarpı kare kök içinde 1 artı x kare. 2 kare farkından yazabilirim. Bu toplamayı da iki tane integralin toplamına ayırabilirim. O zaman şununla şu birbirini götürür birinci parçada ve sadece 1 bölük kare kök içinde 1 artı x kare kalır. İkinciyi de buna böldüğüm zaman şunlar gider ve sadece karekök içinde 1 eksi x kare kalır. İntegralimiz buna dönüştü. Şu basit zaten. Aksinüsün türevidir bu. Direkt buna Arksinüs diyebilirim. Burası için ne dememiz lazım? Burada da trigonometrik dönüşüm uygulayalım. 1 artı x kare. x eşittir. Tanjant t dönüşümü uygun olur. Çünkü 1 artı tan kare t eşittir. Sekant kare t idi. Şurada 1 artı tan karenin toplamından Karekökün içi tek bir dön tek bir şeye dönüşmüş olacak, sekant kareye dönüşmüş olacak. O da dışarı çıkabilecek, daha kolay işlem yapabilir duruma gelmiş olacağız. Burada x eşittir tanjant t dedik, dx ne olur? Onu hesaplamamız lazım. dx eşittir sekant kare t çarpı dt tanjantın türevi sekant kare t. Sekant kare t çarpı dt dx yazdık. Aşağıda 1 artı x kare sekant kare d 1 artı tanjant kare sekant kare olduğu için aşağısında da sekant t kaldı kare kök dışına çıkınca. Şuranın integralini de zaten direkt olarak arksinüs x demiştik. Çünkü arksinüs x'in türevi budur. Birinci kısımda sekantların birer tanesini yok edersem sadece sekant t'nin integrali kalır. Sekant t dt artı arksinüs x. Sekantın integralini hatırlıyor olmanız lazım. Her seferinde hesaplamak uzun sürer. Ezbere bilmek lazım. O da elen sekant t artı tanjant t artı arksinüs x artı integral sabiti. Sekant T ve tanjant T de değiştirilmesi gerekir. Çünkü X'e dönmemiz gerekiyor. Nasıl dönmemiz lazım? Tanjant T. Şurası T açısı olsun. Tanjant T X'miş. Burası X. Burası 1. Burası da karekök X kare artı 1 olur. Sekant T'yi bulmak istiyorum. Bir bölü kosinus. Bir bölü kosinus bu karekök X kare artı 1 olur. Tanjant T'ye de zaten X demiştik. Artı arksinüs x artı c şeklinde çözmüş olduk. Altının l şıkkında böyle bir integralimiz var. Şöyle yapalım öncelikle. x üzeri 6 eşittir u olsa 6 x üzeri 5 dx eşittir du yapar. Yani dx yerine u'yu x'i çekersem burada x eşittir u üzeri 1 bölü 6 u üzeri 1 bölü 6 eşittir x dersem şuradan da dx eşittir 1 bölü 6 çarpı x üzeri eksi 5 yapacak o da u üzeri eksi 5 bölü 6 d u yapar Bunları yerleştirelim. Dx yerine u üzeri eksi 5 bölü 6 aşağıya 6 gelmiş oldu. Şuraya du yazalım. X yerine ne yazmıştık? u üzeri 1 bölü 6 yazmıştık. X üzeri 6 karekök içinde u eksi 1 yapar. Bunu da şöyle yazabilirim. 1 bölü 6 1 bölü 6'yı dışarı alayım hatta. 1 bölü 6. U üzeri 5 bölü eksi 5 bölü 6'yı aşağıya atarsam aşağıda U olmuş olacak. U çarpı karekök içinde U eksi 1 D U. Burada da U eksi 1 eşittir T diyelim. İstersek başta da X üzeri 6 eksi 1'e direkt U diyebilirdik. Biraz karmaşık olacağını düşündüm ve direkt olarak sonra dönüştürmeyi düşündüm. U eksi 1 eşittir t dersem d u ile d aynı olmuş olacak. İntegralimiz 1 bölü 6 d u yerine d u yerine t artı 1 u eksi 1 d olduğu için kök t gelir. Burada da şöyle yapalım. Kök t ya da öncekinde şöyle yapalım. Burada tekrar uğraşmaya gerek yoktu. Burada karekök içinde u eksi 1 eşittir t demiş olsaydım 1 bölü 2 karekök içinde u eksi 1 u eksi 1 d u eşittir dt yapardı. Şurası da u olduğu için zaten integralimiz şuna dönüşecek. 1 bölü 6 d u'yu çektiğim zaman 2 t gelmiş oldu burası. 2 t dt. 2 t dt U'yu çektiğim zaman burada karesini aldığım zaman U 1 eşittir T kare. U eşittir T kare artı 1 gelmiş olacak. Şurası T kare artı 1. Karekök U eksi 1'e de T demiştik. Şurada da T'ler birbirini götürür. 6 ile de sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3 1 bölü T kare artı 1 gelir. Direkt olarak hesaplamış olduk. Biraz önceki dönüşüm de işimize yarardı ama bir adım fazla var orada. 1 bölü 3 arctanjt t geldi artı c 1 bölü 3 t yerine şunu yazalım jant, kare karekök u eksi 1 artı c u yerine de x üzeri 6 yazalım 1 bölü 3 jant, kare karekök içinde x üzeri 6 eksi 1 artı c şeklinde bulmuş olduk. Altının M şıkkında basit kesirlere ayırma metodu kullanabiliriz. X artı 1 bölü 4 eksi x kareyi 2 eksi x çarpı 2 artı x olarak ayırırsam çarpanlarına bunu a bölü 2 eksi x artı b bölü 2 artı x olarak yazabilirim. O halde x artı 1 eşittir. a'yı x artı 2 ile çarpıyorum. Artı b'yi ise 2 eksi x ile çarpıyorum. x'lerin katsayısı a eksi b gelir sağ taraftan. Sol tarafta x bir tane. Sabitimiz 2a artı 2b. Bu da 1 olmalı. Birinciyi 2 ile genişletirsem 2a eksi 2b eşittir 2. 2a artı 2b eşittir 1. Topladığım zaman 4a eşittir 3. a eşittir 3 bölü 4 gelir. B ise A B'yi şuraya atarsam B eşittir A eksi 1 olacak. A eksi 1 B de eksi 1 bölü 4 gelir. O halde integralimiz A bölü 2 eksi x. X eksi 2 yazmak istiyorum. O zaman şunu eksi 3 bölü 4 yazayım. 1 bölü x eksi 2. B yerine de eksi 1 bölü 4 geldi. O da 1 bölü x artı 2 dx. Eşittir. Eksi 3 bölü 4 elen mutlak değer x eksi 2. Eksi 1 bölü 4 elen mutlak değer x artı 2 artı c şeklinde bulunur. Altının son şıkkı e üzeri x var yukarıda aşağıda e üzeri 2x eksi 1 var karekök içinde. Öncelikle burada e üzeri x eşittir t diyelim. e üzeri x dx eşittir dt yapar. Bunları koyarsam e üzeri x dx dt Aşağıda ise e üzeri 2x t kare yapar. tekrar eksi 1. Karekök içinde t kare eksi 1 şeklinde bir şey var. O zaman burada t eşittir. Neyi kullanmam lazım? Şu özdeşliğimi hatırlar, hatırlayalım. 1 artı tanjant kare x eşittir. Sekant kare x'ti. T kare eksi 1. T'li bir şey değişken bir şeyin karesi eksi 1. Bu buraya geçeceği için o zaman sekant dönüşümü uygulayabilirmişim. T yerine sekant ve karesi alınca bir gelmesini istediğim için sadece sekant yazmam yeterli. Başına herhangi bir şey koymayacağım. Sekant u diyelim. dt eşittir sekant u'nun türevi sekant u çarpı tanjant u du. Burası ise karekök içinde sekant kare u eksi 1 gelir. Şuradan sekant kare u eksi 1 tanjant kare u gelir. Kare kök içinde tanjant kare u o da dışarı tanjant u olarak çıkar. Bunları yazarsam dt yerine sekant u çarpı tanjant u çarpı du bölü t kare eksi 1 o da tanjant u çıkmıştı kök dışına. Tanjant u bunlar da birbirini götürdü. Sadece sekant u kaldı. Sekantın integrali de ln sekant u artı tanjant u yapar artı c. Elen sekant u yerine t yazdım. Tanjant u nedir peki? Onu da bir üçgen yardımıyla elde edebilirim. Sekant u şu açımız u olsun. Bunun sekantı t yani kosinüsü 1 bölü t. Burası 1 burası t yapacak. Şurası da t kare eksi 1 yapacak neyi hesaplayacaktım? Tanjant u'yu, tanjant u da karekök t kare eksi 1 yapar. Artı c, t ile başlamamıştık. T yerine de e üzeri x koyarım. Karekök içinde e üzeri 2x eksi 1 artı c şeklinde şu sonucumuza ulaşırız.